Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusya'da yaşanan halk ayaklanması ve akabinde gelişen Ekim Devrimi neticesinde Vladimir Lenin önderliğinde gerçekleşen Bolşevik Devrimi ile Çarlık Rusyası yıkılmış ve 25 Ocak 1918 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulmuştur. Sovyetler Birliği kuruluşundan itibaren komünist ideolojiyi benimsemiş ve yönetim şekli yapmıştır. Bu durum özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası dünyayı ikiye bölen ideolojik bir kutuplaşmaya yol açmış ve baş aktörlerden biri de Sovyetler Birliği olmuştur. Ekim Devrimi tarihe Kızıl Devrim olarak geçse de aslında Bolşevikler ve Menşevikler tarafından gerçekleştirilmiş ve ilk olarak yönetimi Menşevikler yani Beyazlar ele geçirmişti. Menşevikler ılımlı sosyalistler olarak biliniyordu ve çara karşı olup savaşa karşı değillerdi. Kızıllar yani Bolşevikler ise savaşa tamamen karşıydı ve kendi yönetim şekillerini isteyip iktidarı hedefliyordu. Ülke bir anda iç savaşa sürüklendi ve Çar 2. Nikolay ailesiyle birlikte katledildi. Bu karışıklık içerisinde Menşevikler, Bolşevikler ve Çarlık yanları arasında kıyasiye bir iktidar mücadelesi yaşandı. Sonunda Bolşevikler iktidar mücadelesini kazandı ve 25 Ocak 1918 yılında komünist ideoloji sahibi Lenin'in başkanlığında yeni bir devlet kurulduğu ilan edildi. Peki SSCB nasıl kuruldu? Kurulması için zemin nasıl oluştu denirse altında halkta biriken öfke ve komünizmin en sevdiği propaganda araçlarından biri olan ezilmiş halkın yükselişi olgusunun yattığı görülmektedir. Her ne kadar savaş olumsuz bir gelişme olsa da 1917 yılında 1. Dünya Savaşı olduğu için ve zaten fakir olan Rus halkının savaşla iyice fakirleşmesi, gençlerin savaşta ölmesi, Ekim Devrimi'ne giden yolu hazırlayan faktörlerden biri olmuş, Lenin ve beraberindekilerin komünist ideolojiye dayalı Sovyetler Birliği'nin kurulmasına giden süreci olumlu yönde etkilemiştir. Ekim Devrimi sürecinde en etkili propagandalardan biri Moskova halkının ve tüm Rusya'nın ölümüne çalıştırıldığı halde açlık ve sefalet içerisinde olduğu, buna karşın Çar ve ailesinin sarayda bolluk içerisinde yaşadığıydı. Hatta en büyük şehir efsanelerinden biri de Çar 2. Nikolay o kadar zengin ki ekmeğine altın koyarak yiyor olmuştur. Lenin'in Çarlık Rusyası'nı yıktığı ve tarihe Ekim Devrimi ya da Kızıl Devrim olarak geçen Bolşeviklerin yapmış olduğu ayaklanma ve gelişen devrim sonucunda Lenin ve beraberindekiler iktidarı ele geçirmiş ve Çarlık Rusyası tarihe karışmıştır. Lenin'i başarıya götüren yolda en fayda sağlayan propagandası barış, ekmek ve toprak olmuştur. Lenin'in sağ kolu ve gerektiğinde Lenin ve sistemi dahi eleştirmekten geri kalmayan Troçki olmuştur. Troçki, Lenin öldükten sonra Stalin tarafından sürgün edilmiştir. Bu sebepten Lenin'in halka etkilemek için en önemli propaganda unsuru barış yani savaşı bitirmek olmuştur. Nitekim Lenin, Sovyetler Birliği kurulduktan ve iktidara geldikten sonra ilk işi Brest-Litovsk Sözleşmesi'ni imzalayarak 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmek olmuştur. Böylelikle Lenin, halka karşı ilk sözünü yerine getirmiştir. Lenin iktidara geldikten sonra tabii ki ekonomisi çok kötü bir devlet devralmıştı. Özellikle ekonomi Lenin ve yeni kurulan Sovyetler Birliği için olmazsa olmazdı. Lenin Sovyetler Birliği'nin ekonomisini düzeltmek için ilk olarak NEP yani yeni ekonomi politikası adı verilen paketi yürürlüğe koydu. Lenin'in ekonomi politikası NEP 10. Komünist Parti Kongresi'nde alınmış ve 21 Mart 1921 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Çöküşte olan Rus ekonomisini canlandırmak amacıyla NEP, küçük esnafı güçlendir, halkın elinden devlet eliyle ürünlere çok el koyma, yabancı yatırımcıya Sovyetlere yatırım yapabilmesi için yol göster yöntemlerini içermekteydi. Lenin'den sonra Komünist Parti Genel Sekreterliğine gelen Stalin, 5 yıllık kalkınma planını yürürlüğe koymuştur. Ülkemizin de hazırlamış olduğu 5 yıllık kalkınma planında Sovyet Rusya'nın o dönem başında bulunan Stalin'in hazırlamış olduğu 5 yıllık kalkınma planı örnek alınmıştır.